Sevgili Oje Küp Masa izleyicileri, bugünkü program konuğumuz Anavatan Partisi Bursa İl Başkanı, aynı zamanda Anavatan Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Muzaffer Nişancı ile Oje Küp Masa'da Anavatan Partisi'nin görüşlerini, konjektüre bağlı siyasi gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Anavatan Partisi biliyorsunuz Türk siyasetinde geçmişte mehrum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal liderliğinde Türk siyasetine, Türk toplumuna, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Anavatan Partisi'nin büyük hizmetleri olmuştu. Bugün de yine Anavatan Partisi mevcut kadrolarıyla, genel başkanıyla, Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve Türkiye Genel'deki teşkilatlarıyla yeniden Türkiye'ye, ülkemize hizmete talip oldular ve şu an siyasi aradaki yerlerini aldılar tabiri caizse. Hemen başkana dönmek istiyorum. Sayın Başkan, Anavatan Partisi'ne, tekrar Türk siyasetine, ülkemize hayırlı uğurlu olsun dememiz için buradayız sizinle. Anavatan Partisi'nin konjektüre bağlı siyasi tabloya bakışı, değerlendirmesi, çalışmaları, hedefleri konusunda sizden genel bir değerlendirme alacağız. İsterseniz Bursa'yla başlayalım. Neler söylemek istersiniz? Sizi dinleyelim. Öncelikle Anavatan Partimiz Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve tüm MKYK adına size hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk, sağ olun. Bizlere konuşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz biz 40 yıllık bir partiyiz bu sene itibariyle. Genel Başkanımız İbrahim Çelebi ve öncelikle Teşkilat Başkanımız Halil Bilgiç vasıtasıyla bu senenin başında bu kavga siyasetinden sıkıldığımızda bir fikir birliği ederek yeniden bu bayrak yarışına girmeye karar verdik. Ve bu sene itibariyle hızlı bir Türkiye çapında yapılanmaya başladık. Şu an için 59 ilde yapılanmamızı, kongrelerimizi bitirdik ve daha devamı da devam ediyor. Hedefimiz Kasım ayı sonuna kadar 81 ilin tamamında ve ilçelerinde yapılanmamızı, kongrelerimizi bitirmiş olmak. Bu çabamızın en büyük ateşleyici sebebi bugün ülkemizin geldiği noktada çözüm üreten değil, sorunları görüp analiz eden değil, sadece birbirini karalayan, birbirini suçlayan bir siyaset anlayışının oluşması. Ülkenin ileri gitmesi için gerekenin aslında sağcı, solcu, dinci, dinsiz demeden, liyakat sahibi insanların sorunları analiz edip çözüm yollarını öne sürmesi gerektiğine inanıyoruz. Fakat maalesef bugün çözüm üretmesi gereken halk tarafından oyla yetkilendirilmiş kimseler sadece birbirlerini suçlamakla meşguller. Tabiri caizse bir kayıkçı kavgasıdır, almış başını gidiyor. Biz bu kayıkçı kavgasına niyet son vermek, oy olarak yetmeyebiliriz ama ya siz kayıkçı kavgası yapıyorsunuz sesimizi duyurabilmek adına yoğun bir çaba içine girmiş bulunmaktayız. Evet, tabii Anavatan Partisi'nin geçmişteki siyasi misyonu, başarıları, Anavatan Partisi kadrolarının ülkemizde en azından bugün 40-50 yaşlı olan vatandaşlarımızın çok rahatlıkla hatırladığı bir parti. Evet. Bu geçmişteki misyonu, tecrübesi Anavatan Partisi için büyük bir avantaj mıdır sizce? Evet, avantajdır. Çünkü devlet yönetme noktasında zirvelerde karar yetkisi almış durumdayken bir de bunun zararını görüp en diplere düşmüş, hani tabiri caizse damdan düşmüş olma tecrübelerine de sahip Anavatan Partisi. Dolayısıyla devlet yönetirken alacağı kararların sonuçlarını hesaplayabilme yetisine de sahip oldu bu süreç içinde. İyisiyle kötüsüyle edinilmiş tecrübeler, Türk tarihimize bakarsanız Orta Asya'dan gelen ordularımız mesela en az iki savaşta yenilmemiş bir beye büyük bir ordu komutanlığı vermemişler. Önce birkaç kere yenilecek, attan düşecek.
Ondan sonra büyük ordu komutanlığını verecekler. Tecrübe dediğimiz şey bu zaten. Yediğimiz kazıkların toplamı. Evet. Eğer yediğimiz kazıkların toplamından mütevellit bir tecrübe, önemli bir tecrübe ise Anavatan Partisi'nin bu tecrübeye haiz olduğuna ve geçmişten ders aldığına inanarak biz bu yolda varız diyoruz. Evet. Sevgili Başkan, şimdi konjektüre baktığımız zaman ülkemizde ittifaklar modeli öne çıkıyor. Çok yakın zamanda yine genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, milletvekili seçimleri söz konusu. Gününde zamanında olsa bile şu an 9 aydan az bir zaman kaldı. İttifaklar öne çıkarken Anavatan Partisi'nin de herhangi bir ittifak içerisinde olma durumu var mı? Böyle bir ihtimal var mı? Böyle bir çalışmanız var mı? Anavatan Partisi ittifaklar içinde mi seçime girecek, yoksa kendi ablemi ve kendi başına mı girecek? Alınmış bir kararınız ya da alınmakta olan bir kararınız var mı? Bir kararımız var. Fakat her iki ittifakın içinde olmak da istemiyoruz. Sebebi, bir tarafta Cumhur İttifakımız, bir tarafta Millet İttifakımız. Fakat her ikisinde de çok kıymetli insanlar olmasına rağmen menfaat çatışmaları yüzünden demin başta anlattığım gibi çözüm odaklı çalışmadıklarını görüyoruz. Her ikisinden de bir takım görüşmelerimiz oldu. Fakat çözüme yönelik değil, karşıdakini bastırmaya yönelik taktiklerle yaklaştıkları için biz bunlardan uzak durmaya karar verdik. Siyasi konjonktürde diğer aktörleri araştırdığımızda, siyasi aktörleri araştırdığımızda bu fikirde yalnız olmadığımızı gördük. Yani her iki kavganın içinde de olmak istemeyen, ülke için gerçekten çözüm odaklı bir şeyler yapmak isteyen başka partiler olduğunu da gördük. Genel Başkanımız İbrahim Çelebi 3 aydır aylık yapmış olduğu toplantılarda bize ısrarla tembihlediği, biz hiçbir ittifakın içinde değiliz. Üçüncü yol ittifakı olarak önden adlandırabileceğimiz çözüm odaklı bir ittifak kurma arayışındayız fikri vardı. Bu fikir yaklaşık 45-50 gündür çok ciddileşti. Artık hayata geçecek duruma geldi. Şu an ismini açıklayamayacağım. 6. partiyle de bir hafta önce sözleşme imzalandı. 6 parti 3. yol ittifakı olarak kavgaların dışında kalıp sadece sorunlara çözüm bulmak amacıyla bir araya gelmiş durumdayız. Muhtemelen de seçim ittifakımız 3. yol ittifakı olacak. Evet. Sayın Başkan, tabii parlamento seçimleri ayrı bir hesap. Cumhurbaşkanlığı seçimi ayrı bir hesap. Tabii ki. Şimdi %7 barajı ve son çıkan yasa yürürlüğe girerse ki belli bir süre geçmesi gerekiyor yeni seçimlerin, o yasayla biliyorsunuz yeni seçimlere gidilmesi için. %7 barajı söz konusu. Evet. Parlamentoya girebilme adına. Evet. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50+1 ilk turda, ikinci turda saf çoğunluk gerekiyor. Evet. Bu kapsamda ittifaklar mutlaka olacaktır ama tabii ki. Şimdi son günlerde bir de HDP'nin başını çektiği, daha marjinal partilerin bir araya geldiği bir ittifak var. Bu ittifakın da Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp hangi ittifaka destek olursa orası daha şanslı gibi gösterilme çabaları var. Siz bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi kendi aralarında bir mücadele içindeler. Bir takım blöfler de var. Blöflerin başında gelen HDP hangisinin tarafında olursa onun kazanacağı gibi bir izlenim oluşturuyorlar. Bu izlenim birbirlerini korkutmaktan çok HDP'nin parlamasına sebep oluyor. En azından basında parlamasına sebep oluyor. Fakat Allah bu ya, insana bazen istemeden hata yaptırıyor, basiretini bağlatıyor. Kalkıyor o gizli pazarlıkların içinde bir tane görevlileri diyor ki ya HDP'ye de bir bakanlık verilebilir. Bunu gizleyecek bir şey yok. Daha sonradan genel başkanları bunu gizlese dahi bu ortaya çıktığında oyu verecek seçmen üzerindeki olumsuz etkisini hep beraber hissediyoruz. Bu benim şahsi fikrim değil. Türkiye geneli olarak bakarsanız
HDP'ye bir bakanlık verilme fikriyle gelen siyasi parti ya da oluşum oy kaybedeceği çok nettir. HDP %5, hadi olsun %7 kazandıracak bir partiyi ama bu fikir en az %50 kaybettirecektir oyunla. Çünkü Türkiye genelinin ekserisi HDP konusunda hassas durumda. Her aileden veya akrabalardan mutlaka PKK, PYD çatışmalarında kayba uğramış insanlar var. Bu bizi psikolojik olarak biraz hassas duruma getiriyor. Milliyetçiliği hadi bir kere kenara koyalım. O kayıplar ve ülkeye yapılan ihanetler herkesi olumsuz yönde etkiliyor. Yani diyorsunuz ki HDP bloku %7 kazandırsa bile %50 de kaybettirebilir. Evet. Bu da çok doğru bir tespit. Evet. Gerçekten çarpıcı bir tespit oldu. Başkanım, buradan şuna gelmek isterim. Türkiye'de biliyorsunuz bir ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Hayat pahalı, alım gücü günden güne has safhada ve bunu hiç kimse inkar etmiyor. Mevcut iktidar da kabul ediyor. Fakat günün sonunda konu şuraya geliyor. Yakın zamanda çok ağır bir pandemi süreci. Beraberinde işte yanı başımızda coğrafyayı etkileyen Ukrayna-Rusya savaşı, bunun enerjiye ve akaryakıta yansıması ve buradan fahiş rakamların enerji ve akaryakıta gelmesi ve bu enerji ve akaryakıtın da imalat tüketim maddesi olan her konuda imalatta fiyatları yükselttiği, bugünkü sıkıntıların genel anlamda buraya bağlı olduğunu mevcut iktidarda savunuyor. Bu sadece böyle midir, yoksa ekonominin bu durumda olmasının sizce kötü yönetime de bağlı olduğu bir kısmı var mıdır? Kıymetli abim, burada mevcut iktidar kendini savunacaktır illaki. Fakat iç ve dış etkenler dediğimiz problemlerde çözüm ararken baktığımız noktalar var. Şimdi dış etkenler işte pandemidir, dünya ekonomisidir, Rusya'nın savaş ihtimalidir. Amerika ile kendi arasındaki gizli, üstü kapalı savaştır diyebiliriz. Peki, kalan %50 ne olacak? Hani biz kendi kendimizi doyurabilen ülkelerden biriydik. Bir Konya Ova'mız var. Ona benzer Haran Ova'mız var. Ona benzer birçok tarım alanımız var. Sarı öküzü kaptırmayalım telaşıyla iktidarın. Belli yerlere liyakati olmayan ama benden saydığı, güvendiği insanları getirmesi kaydıyla Orman Bakanlığı'na gelen Pakdemirli'nin işte mevcut uçakları 100 kiloluk bir farkla uçurmayıp yurt dışından ihaleyle alması gibi diyelim. Benden diye liyakatsiz adamların getirdiği noktada tarım zarar etti, sanayi zarar etti, kendi kendimize yetebilir sarf malzemeleri üreten sanayi kapanma noktasına geldi. İthalata mecbur kaldık. İktidarın bu konuda haklı sebepleri var. Geçmişte işte bir darbe teşebbüsü yaşadığı, kendi içinde sürekli ona tuzaklar kuruluyor. Eyvallah, bunların hepsini kabul edebiliriz. Ama liyakattan bunlar için bile taviz verilemezdi. Şu an akılları başlarına gelmeye başladı. Yeniden toparlamaya çalışıyorlar ama seçim dönemine girdik. Yaşayacağımız zararları da fazlasıyla yaşadık. Halk tenceresine dokunan kararları unutmayacaktır diye düşünüyorum. Evet, Sayın Başkan, şunu da sorayım. Çok güzel bir noktaya getirdiniz. Bütün etkenler eyvallah ama yönetim anlamında liyakat, bilgi, beceri, tecrübe olmadığı zaman bu tip ekonomik anlamda özellikle yanlış yönetimlerin de payı var bu tabloda dediniz. Nasip olur da önümüzdeki seçimlerde Anavatan Partisi ülke yönetiminde yer aldığı takdirde Anavatan Partisi ve ittifak ortaklarının kadrolarında liyakatlı, tecrübeli, bilgili isimler var mıdır onu da öğrenmek isterim. Tabii ki. Her şeyden önce Anavatan Partisi rahmetli Turgut Özal'ın mirasıyla aynen İbrahim Çelebi vasıtasıyla devam etmektedir. Bu mirastan kastım ihtiyara danışma usulümüz vardır bizim Türk tarihinde. Hatta Anadolu'da çoğu köyde
ihtiyar heyetleri hala faaldir. Ana vatanda da hala büyüklerimize danışılarak hareket ediliyor. Çizgi bozulmamaya çalışılıyor. Bu da bize geçmiş tecrübelerden azami yararlanmayı sağlayacak. Bunu söylememden kasıt, geçmişten gelen liyakatlı insanlar da şu anda bizde üstad, danışman vasfında. Ve üstad ve danışman vasfında olmaları onlara bağlı olarak bursla, çevrelerinden, ailelerinden yetişen liyakatlı insanları da bizim çevremize toplamış durumda. Ve her kolda, yani sadece atmosfer söylüyorum, ekonomi değil, bunun içinde tarım var, kimya var, biyoloji var, birçok bilim insanı var. Ben şahsen Türkiye Atom Enerji Kurumu'nun Bursa'daki radyasyon güvenlik uzmanıyım. RKS uzmanı olarak geçiyoruz. Bizim RKS uzmanlarının içinde bile anavatandan bahsettiğimde bir bakıyorum, anavatanın büyüklerinden birinin yeğeni ve hala partiyle alakasını devam ettiriyor. Parti genel toplantılarında gördüğümüz kadarıyla gelen arkadaşların birçoğu da uluslararası ekonomi kuruluşlarında görev yapıyorlar. Buradan gördüğüm kadarıyla %100 olmasa da %70-75 civarında liyakatlı bir kadromuz ve gönüllü olarak var. Biz bunlara burs vermedik, biz bunlara yurtlar açmadık, işte FETÖ denen yapı gibi bir şeyler yapmadık. Ama Özal'a olan bir sempatileri var ve hala devam ediyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Liyakatlı bir kadro temelimiz var. Evet, çok güzel değerlendirdiniz. Sayın Başkan, son olarak işte şunları da eklemek isterim bu mülakata. Dediğiniz konular varsa onları da alıp programı toparlayalım. İnşallah. Üstadım, programlarda tam derdimizi anlatmak mümkün değil. Çok uzun konular var. Detaylara girmek insanları da sıkacaktır. Fazla detaya girmeden bize de iktidar olmasa da en azından iktidara bak şurada yanlış yapıyorsun namımızı sallayabileceğimiz bir yetki en azından %7 ile verilirse inşallah memleketin yönetilmesinde olumlu uyarılar yapıp hatta olumlu adımlar attırabilecek adımlar atabiliriz. Herkesten bunu istiyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Sevgili Objektif Masa izleyicileri, bugün Anavatan Partisi Bursa İl Başkanı Mustafa Muzaffer Nişancı ile biz günlük konjektüre bağlı siyaseti ve Anavatan Partisi'nin siyasi görüşlerini buradan paylaşmış olduk. Burada son bölümden benim de çıkardığım şey şu: Türkiye'de özellikle ana kadro ve kemik ve siyasi partilerin temsilcileri, liderlerinin özellikle siyasi programlarda da yer bulup en azından Türkiye'nin siyasi tablosu ve şu an içinde bulunduğu durumla alakalı değerlendirme yapma şansı mutlaka basın arasında mutlaka olmalı. Her gün klasik kadrolu gazeteciler ya da yorumcular yerine işte Anavatan Partisi'nde de mecevherler var. Diğer partilerde de aynı şekilde. Partilerin günlük siyasi konjektüre ve siyasi kararlara olan bakışı ve değerlendirmesini de Türk halkının bilmesi açısından medya olarak objektif bir şekilde herkese yer verilmesi kanaatini çıkardım ben başkanın son değerlendirmelerinde de. Aynı zamanda Türk halkı bize %7 barajını aşırıp meclise girme şansı verirse Anavatan Partisi olarak üzerimize düşeni fazlası yerine getireceğiz dedi. Ve güzel bir programı da burada noktalamış olduk. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda, bir başka konukla görüşmek dileğiyle Objektif Masa'dan herkese hayırlı günler diliyorum.